Bir ne haftaydı ama haftasının daha ardından merhaba merhaba. Gram altın bu hafta rekorlarla yatırımcısına %2,29 kazandırdı. Gümüş de o kritik eşik 32,5 doları da kırdı. %6,41 artışla 33 dolar 75 sente kadar çıktı. Önü daha da açıldı. Altın daha da kazandırır mı bakacağız bu videoda. Borsa, dolar, euro, bitcoin hepsine bakacağız. Geçmişi bilmeyen geleceği göremez. Onun için geride bıraktığımız haftaya bakalım. Euro %0,77, dolar %0,10 değer kaybettirdi. Uzun süredir yatırımcısını güldürmeyip hep ağlatan Borsa İstanbul cuma %2,32 kayıpla haftayı %0,93 düşüşle, kayıpla kapattı. Aslında hiçbir yatırım aracında paranız olmasa da olmayanlar da kaybetti. Neden mi? Enflasyon musallat olduğu ve merkezin faiz kararında söylediğine göre ekimde de yüksek çıkacak. Sofralardan, yatırımlardan elini çekmeyecek. Düşünün. Merkez bile enflasyonda belirsizlik var. Düşmüyor dedi. Durum bu. Cumhurbaşkanı Erdoğansa cuma günü enflasyon için biraz sabredeceğiz. Sonra çok daha güzel neticeler göreceğiz dedi. Enflasyonda mesafe alındı ama yeterli değil diye de ekledi. Cumhurbaşkanı enflasyonun birikimlere musallat olduğunu söyledi. Evet kelime bu musallat. Kelime anlamı da diyor ki enflasyon bıktırdı, usandırdı ve yapıştı. En tehlikelisi de bu yapışkanlık. İşte bu yani fiyatlar sürekli artacak algısı çarşı pazarda kol geziyor. Hemen hemen hepimizin yaşadığı rutin bir şoku Merkez Bankası eski baş danışmanı Hakan Karahoca da yaşamış. Esnaf lokantası tarzı mütevazı bir restoranda 5 ay önce 400 liraya yediğim patlıcan plakiye 750 lira verdim demiş. Çok öğretici oldu dediği tespiti şu. Talep desem değil. Restoran epey boştu işletmecisini bulup sordum. Ücretler ve kur çok artmıyor. Gıda fiyat artışı yavaşladı. Bu yaptığınızı nasıl açıklıyorsunuz dedim. Abi enflasyon var. Herkes arttırıyor. Maliyetler durmuyor dedi. Fiyatlama davranışında bozulma ne demek hocam diye sıkça soruyorlar. İşte tam da bu demek diye anlattı Hakan Hoca. Yani enflasyon hem yatırımlara hem patlıcana patatese yani sofraya yani yaşamlarımıza musallat oldu. Peki onca zaman neden göz yumuldu? Aslında Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki şimşek ve ekibini Destekliyorum, güveniyorum. Bu da ne demek? Faizler uzun bir süre daha yüksek kalabilir demek. Mevduat faizcilere de duyurulur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla birebir etkili değil ama borsada cuma günü sert değer kaybetti. BIST endeksi %2,32 düşüşle 8793 puandan kapandı. Bankacılık endeksindeki kayıp %5'i buldu. Borsada 200 günlük hareketli ortalama 9300. Bunun çok altındayız. Ve kolay kolay da bu diye aşılamıyor. Faiz yüksek kaldıkça da kolay kolay aşılamayacağı gözüküyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi %50'de sabit bıraktı ama metinde ne dedi? Eylül'de indirim için ilk sinyal diye yaptığı açıklamaların tam aksine enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik son dönemdeki veri akışıyla artmıştır dedi. Belirsizlik dedi. Bankalar arası kart merkezi yani kartla harcamalar doğrudan Merkez Bankası'nın yetki alanında. Merkez Bankası buradan da görüyor harcamaları. Ve ekim enflasyonu için bir anlamda geliyor gelmekte olan diyor. Piyasayı hazırlıyor. Bu arada BKM açıkladı. Bunu biz gördük açıkladı. Eylül'de kartla ödemeler %79 arttı. 1,45 trilyon lira oldu. Başka bir veri vatandaş tehlike anında camı kırın adımını attı. Evet, tehlike anında camı vatandaş kırdı. Ek hesaba yüklendi. 2024 yılı başından bu yana ek hesaplardaki artış kaç biliyor musunuz? %113. Taksitsiz harcamalarda %63 ve ihtiyaç kredilerinde %33 oluyor. Bu faize rağmen maaşlar sabit kalırken enflasyonda musallatken borcu borçla döndürmek adına camı kırdı vatandaş. Piyasa katılımcıları anketinde cari ay sonu enflasyon tahmini %2,39. Ama bu faiz kararından o metindeki söylemden önce yapılmış bir anket. Beklenti görünen o ki enflasyon eylülde olduğu gibi %3'lere yaklaşabilir. Hatta daha da yukarı çıkabilir. Bu da orta vadeli programdaki %41,5'luk enflasyonu tutmayacağı anlamına gelir mi? gelir. Merkez Bankası'nın hedefi neydi? %38. Bu hedefin üst bandı %42. Bu da tutmayacak gibi. İlk 9 aylık enflasyon %35,86. Bir 3 puan ekimde gelirse üzerine işte eklenirse, Ekim enflasyonuyla 3 puanı görürsek %38,86'ya çıkar. Yıl sonu için neredeyse kalır 3 puan. Kasım ve Aralık var daha. Yani Kasım'da %1,5, Aralık'ta %1,5 gelmesi gerekiyor ki bu da imkansız gibi gözüküyor değil mi? Enflasyon hedefine şimdiden elveda diyebilirsiniz ki umarız olmaz. Enflasyonda hedef tutmayınca ne olur? Faiz de daha uzun süre yüksek tutulmak zorunda kalınır. Değil mi? Mevduat yatırımcısı için iyi, borsa için, yatırımcısı için kötü haber. Kötü gelişme. Ama borsada tek sorun bu değil tabii ki. Yabancı gelmiyor. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Görünen o ki en az 1-2 ay daha para da yok, yabancı da yok. Gelmeyecekler. Ondan sonrası da meçhul ama yakın vadede giriş olmayacağı da aşikar. Yerli yatırımcı desteği de yok. Hatta tam tersi yerli yatırımcı borsadan vazgeçiyor, soğuyor, zarar kes bile yapıyor. Bir süre daha sabrı sınanacak gibi de duruyor. Yine de borsada zarardaysanız çıkış kararı almak için kötü bir dönem. Öyle gözüküyor. Zarar kes dedim ama zarar kes için hani bu seviyeler geç kalınmış gibi. Tabi bu bulutlu havalarda, yağmurlu, fırtınalı, kasırgalı havalarda bir gün bitecek. Bir gün elbet güneş açacak. Borsa ve borsa yatırımcısı içinde hep böyle kalmayacak. Zarardakiler mecbur bekleyecek gibi bir tablo var. Kimi uzmanlara göre de yeni alımlar için bu seviyelerde cazip. Ama ne var? O sözün aksine dibinde dibi var borsada kısa vadeli kazanç şu dönemde beklemek biraz güç. Avrupa'da zorda hele ki Almanya Avrupa'nın büyüme motoru olan Türkiye'nin de en büyük ihracat partneri Almanya artık Avrupa'nın en yavaş büyüyen ekonomisi. En büyük pazarın zordayken sanayi çarkların nasıl dönsün değil mi? Ki dönmüyor da sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık %5,3 azalırken Eylül'de 44,3'e inen imalat PMI yani üretime bakıyoruz. Pandemiden bu yana en düşük seviyesine geldi. Pandemiden bile fena neredeyse. Borsada işlem gören devler işte bu ligde. Şöyle bir şey duydum. Gaziantep'te büyük bir sanayici şöyle diyormuş. 6 Şubat bizim için her anlamda depremdi. Her anlamda çok büyük kayıptık ama şu dönem yaşadığımız neredeyse ondan bile depremden bile Kötü hasar verdi diyormuş. Hani can kayıplarının olduğu, büyük olduğu, acımızın büyük olduğu yerde kıyas bile götürmez ama e, şu an yaşadıkları sıkıntıyı anlatıyor. Gaziantep'li büyük bir sanayici, ihracatçı, üstelik katma değerli ihracat yapan bir adres. Devam edelim. Borsa diyordum. Borsa ne kadar canlanabilir ki bundan sonra değil mi? Böyle bir fotoğraf varken. En son borsayı sürükleyen bankalar e, burada durum nedir derseniz, onlar nasıl derseniz Amerika'da bir haber geldi, bir analiz geldi. JP Morgan Türk bankaları için uyardı, zili çaldı. Hisse performansı yıl içinde %48 artışla güçlü kalsa da kısa vadede katalizörlerin eksikliği ve özellikle altın çiziyor faiz indirimlerinin gecikmesiyle ihtiyatta olmaya devam ediyoruz diyor JP Morgan. Ama bu uyarıda bir bankayı şöyle koyuyor garantiyi ayrı tutuyor. Garantinin kısa vadede en güçlü kazanç momentumuna sahip olduğu için pozitif ayrıştığına işaret etti JP Morgan. Ben demiyorum ABD'li banka diyor. Yatırım tavsiyesi değil. Not ettik. Bu arada bir yatırım haberi de geldi. Aslında bir satın alma diyelim. Sıfırdan bir yatırım değil. E-Ticaret'te hisse alımı. Aydın Doğan'ın 4 kızının sahibi olduğu hepsi buradanın %65,41'ini Kazak Kaspi.com KZ yani onların bizim nasıl kom TR'si gibi KZ. 1 milyar 167 milyon dolara satın alıyor. Kazak şirket halka açık olduğu için bağlayıcı sözleşme imzalandığını açıkladı. Ödeme 2 taksitle yapılacakmış. Medyadaki gücünü devreden Doğan ailesi şimdi büyük gücü diyebiliriz. Bu hepsi buradayı e, satıyor. Burada da varlığını azaltıyor. Ülkenin ise doğrudan istihdam yaratacak yeni yatırımlara ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Çarklar dönmeni üretim 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 istihdam 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 ki bu dönemde daha çok konuşacağız. Azalmadan çoğalalım. Ne diyordum? Avrupa diyordum. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararı vardı biliyorsunuz. Avrupa Merkez Bankası 13 yıl sonra bir ilke imza attı. Üst üste 2 faiz indirimi yaptı. Yılın da 3. faiz indirimi oldu bu. Avrupa'nın faiz indirmesi yani gevşemeye devam etmesi daha da devam etmesi bekleniyor. Bunun da Euro'da dolara karşı değer kaybı yaratması öngörülüyor. Yani Euro-Dolar tarafında parite senaryosunun uzak bir ihtimal olmadığı konuşuluyor. Yani ne olacak? Euro ve doların birbirlerine eş değer seviyeye gelmesi e, bu senaryoda işliyor. Şu an euro dolar paritesi 1.08 seviyesinde. Yıl bitmeden 1'e inmesi olasılık dahilinde. Yani 1 dolar eşittir 1 euro dengesi gibi. Trump'ın planlarının tam tersi. Bu da içeride euronun düşebileceği anlamını taşıyor. Zaten bir ara 38 şu aşan euro TL şu an ne kadar? 37 lira 20 kuruşa düştü değil mi? İhracatçımız için hem pazar kötü hem kar düşük Dediğim gibi kötü haber. Ama katma değerli de ilerlemek lazım değil mi? Bir şeyleri farklı yapmak lazım. Jeopolitik risklere geçelim. Jeopolitik riskler ise dünyanın eksilmeyen ne yazık ki manşeti. Geçtiğimiz hafta İsrail Hamas'ın liderini vurduğunu duyurdu. Avrupa'dan ve Amerika'dansa ateşkes mesajları gelse de Netanyahu savaşa devam dedi. Orta Doğu'daki bu sorunlar altını yükseltti, alevlendirdi, parlattı. Büyük merkez bankaları faiz indirmeye de devam ediyor. ABD'de bankalar alarm veriyor. Doları rezerv para hükümdarlığından indirmek isteyen BRICS ülkeleri toplantısı da öncesi fonlar merkez bankalarında tıka basa altın stoklarken ons altın tarihinde ilk kez 2700 doları geçti, 2720 doları da aştı. Gram altın bankalar arası piyasada 3000 liraya çok yaklaştı hatta aştı. Bu hafta %2,5 değer kazancı oldu. Altındaki yükselişte en büyük pay evet jeopolitik gerilim ama tek etmen bu değil. Amerikan seçimlerine 3 haftadan az bir süre kaldı. Amerika'daki seçim öncesi altın hep yükseliş eğiliminde olur. Çünkü bir politik belirsizlik yaşanır ve yaşanmakta. Reuters analizine göre piyasalar Trump'ın seçilme ihtimalini şu aralar fiyatlıyor. Zira son anketler Trump'a işaret ediyor. Kritik eyaletlerde önde. Bu da altına yaradı. Çünkü Trump'ın vadettiği ekonomi politikaları Harris'inkine nazaran diyelim daha genişleme yanlısı. Bu da piyasada paranın bollaşabileceği anlamına geliyor. Yani enflasyon ve dolaylı olarak altının yükselmesi ihtimalinde barındırıyor. Trump sadece altına değil tabii ki nereye de yaradı? Bitcoin'e de yaradı. Bitcoin %2 artarak 69 bin doların da üzerini gördü. Ha tabii şunu da belirteyim. Hani e, Harris'in uyguladığı politikalarda popülist ve parasal genişlemeci. Hani kim daha e, popülist dersek ama Trump bu konuda Harris'ten bir tık daha iddialı. Her zamanki Trump yani. When I hear that, see I'm a different kind of a Peki altın daha da yükselir mi? Hepimiz biliyoruz ki en azından sonsuza dek rekor kıramaz. Hiçbir yatırım aracı sonsuza dek de düşmez. Bir yerden elbet dönecek. Dönecek de ne zaman? Altın belki kısa bir süre daha bu değerlenmeyi devam edebilir. 5 Kasım'daki seçimler sonuçlanana kadar mesela. Ama bir yerde elbette ki düşecek. En azından derin bir soluk alacak, soluklanacak. Tabi gram için hesabı bir tek dolar değiştirebilir değil mi? O ayrı. Evet, onsda uzun vadeli bir parıl parıl parıldama söz konusu. Ama kısa vadede her an bir düzeltme gelebilir. Tabii ben uzun vadeciyim diyorsanız devam. Bank of America altında gelecek yıl sonu için 3000 dolar tahmininde bulundu. Mütevazı bile kalabilir. Gerçekleşirse 10 saatin 14 ayda %11 artmış olacak. Bu yıl 10 ayda %30'a yakın yükseldi. Yine Goldman Sachs altının gelecek yıl 3000 doları aşabileceği öngörüsünü paylaştı. Altın alırken yurt içi enflasyonuna bakın. Gerçeklerimiz ortada. Amerikan enflasyonuna bakmıyoruz. Ons için ona bakıyoruz. Gram altının bir bacağı TL, bir bacağı ons altın. Dolar yerinde saydıktan sonra ons altındaki bu değer kazançları ciddi getiri sağlayamıyor. Tabi doların ucunu 1 lira 1 lira bırakırlarsa gramda da hesap az da olsa değişebilir. Faiz hassasiyeti olmayanlar için ons altında rekorları beklemektense yeni gelen bir para için mesela yeni bir para geçtiğinizde bir miktar. E, faize yatırım yapmak daha bile karlı olabiliyor. Merkez Bankası'nın söylemine göre en az 2025 Ocağı'a dek faizler %50'de kalabilir. Dolayısıyla da mevduat faizleri de ortalamada %50 kazanç vaadini sürdürebilir. Bunu daha önceki videolarımda da paylaştım aslında. Şu an gram altın 3000 liraya yakın, onz altın 2720 dolar. Dolar e, 34 lira 23 kuruş diyelim. Onz altın en iyi ihtimalle yıl sonu 2800 dolara çıkabilir. Dolar bu seviyede kalırsa sizin maksimum maksimum gram başına kazancınız 80 lira. Sadece %2,5'luk bir kazanç. 2,5 ayda mevduat faizinden ise %10'a yakın getiri sağlayabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ki tüm dünya altına sığınırken faiz de neyin nesi Melda Hanım? Diyebilirsiniz ki haklısınız. Ama eline bir miktar para geçenler için rekordan altına girmektense 1-2 aylık gibi bir dönem için bu senaryoda aklınızda olsun. Altını sene başında almış olsaydınız başka. Çok başka, sıfırdan alırken başka. Altınla doğrudan ilgili olmasa da önemli bir gelişme daha var. Alışverişlerde artık 7 bin lira üzerine nakit kullanımı yasaklandı. 7 bin liranın üzerindeki alışverişlerde artık kredi kartı ya da banka hesabı ile ödeme yapılmak zorunda. Genellikle kuyumcular kredi kartıyla biliyorsunuz çalışmaz komisyon koyarlar. %15 komisyon koyuyorlar hatta. Maalesef vergiden en fazla kaçan e, grupların başında çekiyor kuyumcular. Doğrudan şimşekle dedi bunu. Acı ama gerçek. Banka hesabı ile alırlarsa da fatura kesmek zorundalar çünkü maliye takipte. O yüzden istemiyorlar. En az 5 bin lira cezası var. Hem alıcı hem satıcıya. Alanın yakalanması çok zor. Çünkü fatura ya da satış belgesi alınmıyorsa eğer alıcı parayı verip altını alıp çıkıyor tabii ki. Ama böyle bir düzenleme yürürlüğe girdi diyelim cezası var. Haftanın en dikkat çeken manşeti bence konuttu. Eylül'de 140.919 adet konut satıldı. Yaklaşık 2 yılın zirvesi. Remzi Özdemir'le de konuştuk. Yanıldınız mı dedim. Asla dedi. İzlemediyseniz izleyin o videoyu da. Konutta kredili satışlarda artış müthiş. Bu faize rağmen üstelik. İşte yüksek faizden konut kredisi alır. düşünce de yapılandırırım diyenler almış. Yanıldılar mı? Remzi Özdemir en az bir yıl faiz ödeyeceksiniz diye uyarıyor izleyin. Konut kampanyalarının olduğu dönemde yapılan aylık satış 200 bin civarındaydı. Eylül'de 141 bine dayandı. Bunun en büyük sebebi konut fiyatlarındaki reel gerileme tabii. Fiyatların düştüğünü ve daha düşmeyeceğini düşünenler, kiraların da arttığını düşünenler konut satın alıyor. Mevduattan kar edenler konuta geçmiş. Kapalı çarşıyla da konuştu bu hafta. Eylül'de hem ikinci el konut hem ikinci el oto için akın akın altın bozdurulmuş. Ama Ekim'de bu akın durmuş. Durulmuş. Konutta fiyatlar gelecekte daha da artar mı? Artmaz mı tartışması? İşte bu verilere bakılarak yapılmalı. Bazı kilit semtlerde fahiş artışlar bir yana. Türkiye genelinde konut fiyatlarında real kayıp yani enflasyon altında kalan fiyat artışı sürecek gibi. Ama talepteki bu canlanma fiyatın artmayacağını düşünen herkesi ister istemez etkiler. Çünkü fiyatı arz talep belirliyor malum. Görünen o ki talepte yükseliş var. Bu verileri en azından sene sonuna kadar takip etmek gerekiyor. Birkaç ay daha bu yükseliş hareketi devam ederse konut fiyatlarında ileriye dönük artış sinyalleri gelebilir mi? Gelebilir. Şimdilik sert fiyat yükselişi için çok büyük bir etki yaratmış değil. Dediğim gibi mesela Eylül'de ev araba için altın bozanlar Ekim'de çok azalmış durumda. Bir haftada hayatımızdan rüzgar hatta kasırga gibi gelip geçen neydi? Kredi kartından kesilecek 750 liraydı değil mi? Savunma sanayine ek kaynak için kesilecekti. Sosyal medyada olay oldu. Konu kart olunca herkese dokundu ve halk tepki gösterdi. Ve kartlar düzenlemeden çıkarıldı. Ama diğerleri uygulanacak. Neden? çünkü onlara kimsecikler tepki vermedi. İşte vatandaşın gücü diyebiliriz. Mesela gayrimenkul alım satımında alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira, sıfır araç tescillerinde 3000 lira, ikinci el araç alım satımında 1500 lira kesilecek. Bunlardan vazgeçilmedi. Vergiler önden direkt ödense, vatandaş tek tek öderken bu da vergi içindense siz düşünün tepkiyi ne haftaydı ama dediğimiz gündemin ardından gelecek hafta çok yoğun bir gündem yok ama burası Türkiye belli olmaz. Hem içerisi hem dışarısı nispeten sakin gözüküyor. Hafta ortasında Amerika'dan Fed'in 5 kitap raporu gelecek. İçeride cuma günü sanayide kapasite kullanım oranı açıklanacak ve Amerika'da tüm hafta boyunca IMF, Dünya Bankası toplantıları gerçekleştirilecek ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Orada olacak haberleri takip ediyoruz. Banka yöneticileriyle görüşecek, yatırımcılarla buluşacak. 5-6 günlük bir seyahat programı bu. E, yatırım haberi gelir mi diye artık pek sorgulamıyoruz ama heyecanlanmıyoruz. Ama e, acil yabancı yatırıma ihtiyacı var Türkiye'nin. İyi haberlere. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Bence unutmazsınız. Şimdiden teşekkürler.